Evet. Özür dilerim Sayın Hakim. Müsaade ederseniz davanın seyrini değiştirebilecek birkaç husus arz etmek isterim. Buyurun. Sanık Merdo Antlı ve tanık Gülnaz Devranoğlu'nun dava süreci boyunca vermiş olduğu ifadelerdeki çelişkiler malumunuzdur. Bu hususta olay gecesini bizzat gören ancak maruz kaldığı baskılardan dolayı konuşmayan ve bugün konuşmaya karar veren bir tanığımız var. İzninizle kendisini kürsüye davet edip olayı tüm gerçekliğiyle anlatmasını ve herhangi bir şüpheye mahal bırakmamasını yüce mahkememizden arz ederim efendim. Gelsin. Söz bozuk sana çıkıyor, kanka çıkıyor. Sayın Hakim, tanık Hüsna Devranoğlu ve kızı tanık Songül Devranoğlu. Mahkemeye vereceğiniz bütün bilgilerin doğruluğuna, namusun ve şerefin üzerine yemin eder misin? Yemin ederim Hakim Bey. Peki. Anlat bakalım. Olay gecesi Abdurrahim'in yalvaran, af dileyen seslerini işittim. Hemen avluya koştum. Merdo onu alt etmişti. Rahim bırak dese de Merdo durmadı. Bile bile vurdu Abdurrahim'i. Susun, susun! Söylediklerinin doğruluğunu ispatlayacak herhangi bir şey var mı? Var Hakim Bey. Kızım, Songül. Benim yanındaydı. O da her şeyi ayan beyan gördü. Gördün mü kızım? Gördüm. Abdurrahim abime Merdo vurdu. Gördüm. Peki neden şimdiye kadar sustunuz? Bu katil Merdo hepimizi öldürmekle tehdit etti. Eğer konuşursak kızım da beni vuracağını söyledi. Burada Latif Bey'i susturmakta da suçladılar ya, hepsi yalan. Latif Bey acılı bir babadır. Evladının acısını çekerken şu gördüğünüz biricik kızından da olmasın diye susmak zorunda kaldı. Hepimiz de mecbur sustuk. Ama artık olacak olan olsun Hakim Bey. Hak yerini bulsun. Yalan söylüyor Hakim Bey. Allah için inanmayın bu kadına. Susun. Sessizlik. Hakim Bey, sonradan ortaya çıkan bu tanığın söyledikleri araştırılmalı. Yalan söylediği açıkça belli. Yalan yok Sayın Hakim. Hepsi gerçektir. Hatta o geceye tanıklık eden ve konuşmaları halinde ölümle tehdit edilen birçok şahit daha var. İsterseniz içeri alabilirsiniz kendilerini. Buyurun. Geçebilirsiniz. İddia makamına soruldu. Esasa ilişkin son mütalaanız nedir? Sanık Merdo Antlı ile tanık Gülnaz Devranoğlu'nun birbirlerine sevdalı oldukları açıkça görülmektedir. Tanığın beyanlarının aşığını korumaya yönelik olduğu açıktır. Susma hakkından cayıp konuşmak isteyen diğer tüm tanıkların ifadeleri de bunu destekler niteliktedir. Davanın daha ilk gününden bugüne kadar sanık Merdo Antlı ile tanık Gülnaz Devranoğlu'nun değişen ifadeleri de çelişkilerle doludur. Bu nedenle iddia makamının esasa ilişkin mütalaasında herhangi bir değişiklik yoktur. Karar öncesi duruşmaya 10 dakika ara. Karar. Sanık Merdo Antlı'nın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince Merdo Antlı'nın hükmünün
idam olmasına karar verilmiştir.